Temel manyetizma kanunları vardır. Bir iletkenden akım geçirilecek olursa iletkenin etrafında elektromanyetik alan oluşur. Akım değeri büyüdükçe manyetik alanın değeri büyür. Akım değeri küçüldükçe manyetik alanın değeri küçülür. Yani akım ile manyetik alan arasında doğru orantı vardır. Ayrıca akım yönü değişir ise manyetik alanın da yönü değişir. Elektromanyetik alanın değerini büyütmek için iletkenler bobin şeklinde sarılır. Bobinin manyetik alanı bir iletkenin manyetik alanına göre sarım sayısı ile çarpımı kadar büyür. Yine bobinlerde de içerisinden geçen akımla doğru orantılı olarak manyetik alanın değeri değişir. Manyetik alanının değeri bobinden geçen akımla doğru orantılıdır. Akım değeri küçük olan bobinin manyetik alanı zayıf, akım değeri büyük olan bobinin manyetik alanı kuvvetlidir. Bobin içerisinden geçen akım yönü değişirse bobinin manyetik alanı yani NS kutuplarının yönü değişir. Asenkron motorlar temelde iki parçadan oluşur. Stator ve rotor. Stator silisli şarjların paketlenerek demir ya da alüminyum bir gövde içerisine montajından oluşur. Stator içerisine açılan oluklara bobinler yerleştirilmiştir. Her faz için bir çift bobin grubu vardır ve bu bobin çifti stator oluklarına karşılıklı olarak yerleştirilmiş olup her bir çift bobin grubu karşılıklı seri bağlanmıştır. Bobin çifti grupları arasında bobin girişleri referans alınarak konum olarak 120 derecelik fiziki açısal yerleşim vardır. Bu durum bizim örneğimizde olduğu gibi iki kutuplu motorlar için geçerlidir. 4 kutuplu motorlarda bu açı 60 derece olacaktır. U1-U2 bobin çifti L1 fazı ile beslenirse L1 fazının artı alternasında bobin grubundan geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü. Burada artı alternansla akımın U1'den girip U2'den çıktığını kabul ediyoruz. L1 fazının eksi alternansında bobin grubundan geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü, eksi alternanstan da akımının U2'den girip U1'den çıktığını kabul ediyoruz. V1-V2 bobin çifti L2 fazı ile beslenirse L2 fazının artı alternansında bobin grubundan geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü, artı alternansla akımın V1'den girip V2'den çıktığını kabul ediyoruz. L2 fazının eksi alternansında bobin grubundan geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü. Burada da akımın eksi alternansla V2'den girip V1'den çıktığını kabul ediyoruz. W1-W2 bobin çifti L3 fazı ile beslenirse L3 fazının artı alternansında bobin gruplarından geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü. Artı alternans takımı W1'den gidip W2'den çıktığını kabul ediyoruz. L3 fazının eksi alternansında bobin gruplarından geçen akım yönü ve oluşan manyetik alanın kutuplarının yönü. Eksi alternansta da akımın W2'den girip W1'den çıktığını kabul ediyoruz. Bobin gruplarımız statorda sarılı ve rotor olarak da bir sabit mıknatıs kullandığımızı düşünelim. Stator döner alanını daha rahat anlamak için motorumuzun her bir bobinine sırası ile adım adım gerilim verdiğimizi düşünelim. Ve bu her bir adımda ortadaki rotorun stator manyetik alanını nasıl takip ettiğine bakalım. Manyetik alanda aynı kutuplar birbirini iterken farklı kutuplar birbirini çeker. Rotor bu kanuna göre bobinlerde oluşan manyetik alana göre konumlanacaktır. U1-U2 bobinine artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanının ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. W1-W2 bobinine eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 60 derece saat ivresi yönünde dönecektir. V1-V2 bobinine artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 60 derece saat ivresi yönünde dönecektir. U1-U2 bobinine
Eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 60 derece saat ibresi yönünde dönecektir. W1, W2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 60 derece saat ibresi yönünde dönecektir. V1, V2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 60 derece saat ibresi yönünde dönecektir. Örneğimizde rotor 60 derecelik adımlarla dönmekteydi. Rotorumuzu 30 derecelik adımlar ile döndürmek için bobinlere tek çift olarak enerji vermemiz gerekmektedir. İki sargıya birden enerji verdiğimizde rotor bu iki sargının bileşke manyetik alanı olan orta noktada konumlanacaktır. U1, U2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. U1, U2 bobinle artı polaritede, W1, W2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. W1, W2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. V1, V2 bobinle artı polaritede, W1, W2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. V1, V2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. U1, U2 bobinle eksi polaritede, V1, V2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. U1, U2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. U1, U2 bobinle eksi polaritede, W1, W2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. W1, W2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. V1, V2 bobinle eksi polaritede, W1, W2 bobinle artı polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. V1, V2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor yeni oluşan manyetik alana göre 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. U1, U2 bobinle artı polaritede, V1, V2 bobinle eksi polaritede gerilim uyguladığımızda sargıların manyetik alanı ve rotorun bu manyetik alana göre konumu. Rotor 30 derece saat ibresi yönünde dönecektir. Bobinimize pas şeklinde değil de sinüsoidal bir gerilim verecek olursak ne olur? Sinüsoidal gerilim verdiğimizde alternansın başlangıç noktasında gerilim sıfır olduğu için sargılarımızdan bir akım geçmeyecek ve manyetik alan oluşmayacaktır. Zamana bağlı olarak gerilim değeri alternansın maksimum noktasına kadar artacak ve bununla orantılı olarak manyetik alanda zamana bağlı olarak en büyük değerine ulaşacaktır. Alternansın maksimum değerinden sonra gerilim yine zamana bağlı olarak azalacak. En büyük değerine ulaşmış olan manyetik alan da azalarak alternansın sonunda sıfır olacaktır.
Eksi alternansın tek farkı manyetik alanın sadece yönünün değişiyor olmasıdır. Alternatif akımda faz kavramı videomda 3 fazın nasıl oluştuğunu ve aralarında 120 derecelik faz farkı olduğunu detaylıca anlatmıştım. Şimdi 3 fazın 0, 10, 20, 30, 40, 50 ve 60 derecelerinden örneklem alarak bu açılardaki 3 fazın gerilim değerlerine bakalım ve bu noktalarda rotorun nasıl bir birleşke manyetik alanı takip ettiğini görelim. 0 derecede UL1, UL2 ve UL3 gerilim değerlerine bakalım. UL1 yani L1 fazı 0 volt. UL2 yani L2 fazı, bu ara UL dediğim zaman U1, U2 ile falan karıştırmayın. Bu sadece fazların, L1, L2, L3 fazlarının gerilim değerleri. UL2 eksi alternansta 0.86. UL3 artı alternansta 0.86. Burada sinüsoidal bir gerilimin ya da akımın anlık değerini bulmak için U max çarpı sinüs omega t ya da sinüs alfa ya da akımsa bu I max çarpı sinüs omega t ya da sinüs alfa formülü kullanılır. Bu bir elektroteknikte kullandığımız formüldür. Şimdi 0 derecede bulmuş olduğumuz bu gerilim değerlerine göre oluşan bileşke manyetik alana bakalım. Neydi? UL2 eksi alternansta 0.86 U max, UL3 artı alternansta 0.86 U max'tı. UL3 W1 bobinine uygulanmaktaydı. Artı alternansta olduğu için W1'den girip W2'den çıktığını kabul ediyoruz. UL2 eksi alternanstaydı. Eksi alternansta olduğu için bunu V2 fazına V1 V2 bobinine uyguladığımız gerilimde eksi alternanslı olduğu için V2'den girip V1'den çıktığını kabul ediyoruz. Bu açıklama bundan sonraki görseller için de aynısı. Oluşan bileşke manyetik alana göre tam rotor V ve W bobinlerinin ortasında. Çünkü burada V1, V2, W1, W2 bobinlerinde aynı 0.86'lık bir gerilim geçiyor ve ikisinin de oluşturduğu manyetik alan aynı olduğu için tam orta noktasında konum aldı. 10 derecedeki gerilim değerlerine bakalım. 10 derecedeki gerilim değerleri UL1 0.17 Umax, UL2 eksi alternansta 0.93 Umax, UL3 artı alternansta 0.76 Umax. Yine bu gerilim değerlerine göre oluşan bileşke manyetik alana bakalım. Burada dikkat edecek olursanız demin UL1'in bileşke manyetik alanı sıfırdı, hiç yoktu. 0.86 paylaşıyordu ve W bobinleri. Bu sefer W bobininin manyetik alanında 0.86'dan 0.76'ya bir azalma var. Bu 0.86'dan 0.93'e çıkmış. Burada ise 0'dan 0.17'ye çıkmış. O nedenle bileşke manyetik alan ne oldu? Saat ibresi yönünde kaydı. Şimdi 20 derecedeki gerilim değerlerine bakalım. 20 derecedeki gerilim değerleri UL1 0.34 artı alternans, UL2 eksi alternans da 0.98, UL3 artı alternans da 0.64. Bu gerilimlerin oluşturduğu bileşke manyetik alana bakalım. Bu sefer ne oldu? Olan şu. W1, W2 bobinlerinin ta 0.86'larla başlamıştık. 0.64'lere düştü. Burada U1, U2 bobininin 0'la başlamıştı. İlk 0 derecede. Şimdi 0.34'lere çıktı. Ve bileşke manyetik alan kendisini biraz daha saat ibresi yönünde ne yaptı? Kaydırdı. Şimdi 30 derecede bakalım gerilim değerlerine. 30 derecedeki gerilim değerleri UL1 0.5 Umax, UL2
eksi U max, UL 3, 0.5 U max, UL 2 yani L2 fazı eksi alternansla maksimum değerinde. Ve 30 derecede baktığımız zaman bileşke manyetik alanlara tam V1, V2 bobininin eksenine geldi. Burada U1, U2 bobininin manyetik alanı 0.5, W1, W2 alanının manyetik alanı 0.5 ve burada da V1, V2 bobinlerinin bileşke manyetik alanı maksimum değerde olduğu için dikkat edecek olursanız kutup eksenine ne yaptı? Sola sağ tibresi yönünde dönerek kutup eksenine oturdu. 40 derecede bakalım. 40 derecedeki gerilim değerleri de şu şekilde. UL1 0.64 U max, UL2 eksi alternansla 0.98 U max, UL3 artı alternansla 0.34 U max. Yine ne oldu? Bu sefer U1, U2 bobinin bileşke manyetik alanı artarken UL3'ün yani W1, W2'nin bileşke manyetik alanı azaldığı için yine sağ tibresi yönünde rotoru bileşke manyetik alana bağlı olarak hareket etti. 50 derecedeki her bir fazın gerilim değerleri şu şekilde. UL1 0.76 Umax, UL2 eksi alternansla 0.93 Umax, UL3 artı alternansla 0.17 Umax. Ve 50 derecedeki kutuplardan geçen akıma orantılı olarak oluşan bileşke manyetik alana göre rotorun konumu bu şekilde. Ve son örneğimizi 60 dereceden verelim. 60 derecedeki her bir fazın gerilimine bakalım. 60 derecede UL1 0.86 U max, UL2 eksi alternansta 0.86 U max, UL3 0 yani ne diyelim 0 eksen üzerinde. Ve bu akımların oluşturduğu bileşke manyetik alan ne oldu? V1, V2 bobini 0.86, U1, U2 bobini 0.86 tam aradaki bileşke manyetik alan oluşuyor ve tam iki kutup ekseni arasına rotorumuz konumlanıyor. Burada şimdi sırasıyla bakacak olursak rotorun dönüşünü daha net görürsünüz. Üç fazın 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 derecelerde her bir fazın değerine göre stator sargılarındaki manyetik alanın değişimini inceledik. Sinüsoidal gerilimi düşündüğümüzde sonsuz sayıdaki noktadan oluşmaktadır. Yani bu değişim adımlar şeklinde değil de süren bir şekilde oluşmaktadır. Stator manyetik alanı stator gövdesini düzgün dairesel bir şekilde dönmektedir. Burada adım adım yaptık ama sinüsoidal formu düşünecek olursanız bu devam eden bir akım. Yani 10 derecede aldık. 10.0005 derecede ne olacak? Ya da 20 derecede aldık. 21.0863 derecede ne olacak? Yani burada sonsuz sayıda alabileceğimiz değer var. Eğer o değerleri de almış olsaydık aslında burada adımlar şeklinde değil de süren bir şekilde rotorun dönmüş olduğunu görecektik. İki kutuplu bir statorda stator döner alanı bu şekilde. Dört kutuplu bir statorda stator döner alanı bu şekilde. Burada GIF imaj kullanıldığı için bu bile adım adım gösteriyor ama bu demin de söylediğim gibi adım adım değil, süren bir şekilde gerçekleşmekte. Peki bu stator döner alanının hızı nedir? Ns eşittir 60 çarpı F bölü P. Burada 120 çarpı F bölü 2P formülü de kullanılabilir ama benim kullandığım formül Ns eşittir 60 çarpı F bölü P. Bu formülde Ns 1 dakikada statorda oluşan döner alan devre. F frekansımız bizim şebekemiz için 50 Hz. P kutup çifti sayısıdır. Kutup çiftinden kasıt şu. Hani karşılıklı bobinlerden oluşmuş dedik ya. N kutbu, S kutbu. Aslında bu bir çift kutuptur. Yani bir kutup çiftidir bu. O nedenle mesela iki kutuplu bir motorsa bu bir çift kutuptur. Ya da dört kutuplu bir motorsa bu da NS'lerden oluşmuş iki çift kutuptur. Burada P kutup çifti sayısı olarak
alınıyor. Buna göre motorların kutup sayıları ve stator döner alanın devri şu şekildedir. İki kutuplu üstü motorumuzsa bu dakikada statoru 3000 devir bölü dakikada döner. 4 kutupluysa 1500 devir bölü dakikada döner. 6 kutupluysa 1000 devir bölü dakikada döner. 8 kutupluysa 750 devir bölü dakikada döner. 10 kutuplu bir motorsa 600 devir bölü dakikada döner. 12 kutuplu motorsa 500 devir bölü dakikada döner. Dikkat edecek olursanız kutup sayısı arttıkça stator döner alanının hızı düşmektedir. Statorda oluşan döner manyetik alanı gördük. Asenkron motorlarda rotor mıknatısından değil, silisli paketlenmiş saçlardan oluşmakta. Peki rotor nasıl dönüyor? Rotor saç paketlerinin içerisinde küçük güçlü motorlarda alüminyumdan, büyük güçlü motorlarda bakırdan yapılmış çubuklar bulunur. Bu çubukların iki ucu rotor başlarında kısa devre edilmiş durumdadır. Videomuzun başında bazı manyetizma kanunlarından bahsetmiştim. Rotorun dönüşünü açıklayabilmek için diğer manyetizma kanunlarından da bahsedelim. Değişen manyetik alan içerisinde kalan iletkende gerilim indiklenir. Stator manyetik alanı stator yüzeyini döndüğü için ortada bulunan rotor üzerinde değişen bir manyetik alan oluşmaktadır. Statorun değişen manyetik alanına maruz kalan rotor çubuklarının üzerinde bir gerilim indiklenir. Rotor çubukları kısa devre olduğu için bu gerilim rotor çubuklarında bir kısa devre akımı dolaşmasına neden olur. Videonun başında da bahsettiğim gibi kısa devre akımı geçen bu rotor çubuklarının etrafında bir manyetik alan oluşur. Yani rotor dolaylı yoldan bir elektromıknatıs olur. Rotorun manyetik alanı statorun dönen manyetik alanını takip eder ve rotor dönüş hızına enre denir. Peki rotor devri stator döner alanına eşit midir? Hayır. Eğer rotor stator döner alanının hızında dönseydi rotor kısa devre çubukları hep aynı manyetik alana maruz kalacağı için değişen manyetik alan oluşmaz ve değişen manyetik alan oluşmayacağı için rotor kısa devre çubuklarında bir gerilim indiklenmez, rotor çubuklarından akım geçmez, rotor elektromıknatıslanmaz ve stator döner alanını takip etmez. Rotor devri her zaman stator döner alan devrinden daha küçüktür. Arasındaki bu devir farkına kayma denir. Motor mili yüklendikçe kayma miktarı artar. Rotora etki eden değişen manyetik alan artar. Rotorda yüklenen gerilim ve dolayısıyla kısa devre akımı artar. Rotor manyetik alanı büyür ve bu sayede motor milindeki yük için ihtiyaç duyduğu momenti sağlamış olur. Asenkron motorlar nasıl dönüyor diye akıllarında bir soru işareti olan arkadaşlar varsa asenkron motorun nasıl döndüğünü bu videoda anlatmaya çalıştım. Umarım akıllarındaki soruyu gidermekte faydalı olmuştur. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.